Gelelim. Şunları geçelim artık. Cemre ve Merve ile yakın zamanda görüştün mü? Eğer görüştüysen ne zaman? Kürşat'ın lansmanında görüştüm. Sana atılan iftiralar hakkında ne düşünüyorsun? Üzülüyorum. İnsan olduğum için üzülüyorum. Düşündüğüm tek şey bu. Kırılıyorum. Birlikte oturup kalktığım insanların bunu yapmış olmasına şaşırıyorum. Diyebileceklerim bunlar. Sizin sorularınıza geçmeden önce bir de şuna açıklık getirmek istiyorum. Çok fazla gördüm Geomen'le alakalı olaylar, Geo'yla alakalı işte sorularda sormuşsunuz. Onu da anlatayım size, onu da uzun diye açıklayayım. Bir insanın keşke kendini bu kadar açıklaması gerekmese ama ne yapalım. Cihan'la biz şeyde tanıştık, Ece Mumay'ın lansmanında tanıştık. Bundan yaklaşık bir 2 yıl kadar önce. Ondan sonrasında Cihan'la öyle arkadaşlığım olmadığı için hiç görüşmedim. Hatta Ece ile sonra arkadaş olduk ve Ece ile ben görüştüm. Hatta geldiler, beni aldılar, bir yere gideceklerdi. Onur izin vermedi onlarla oraya gitmemi, beni geri eve bıraktılar falan böyle. Sonrasında Cihan'la şöyle, ben en son çalıştığım menajerlik şirketinde ayrıldım biliyorsunuz oradan. Oradan ayrılınca yeni bir yerler bana teklif vermeye başladı. Açık açık her şeyde konuşayım. Zonex diye bir yer vardı, bir ajans. Orası bana teklif yaptı. Onlarla görüşmeye gittiğimde Cihan da o şirkete bağlıydı. Bu arada Cihan zaten benim şeydi, Onur'un arkadaşıydı. Sık sık zaten bize onu, yani Onur'un yanına gelip gidiyordu. Oradan tanışıyordum, görüyordum. Burak var benim yakın arkadaşım. Onun yanına geliyordu. Hani çok fazla şeyim yoktu. Bir merhaba, nasılsın kardeşim? Şöyleyim, böyleyim. Hani bu kadar konuşmamız vardı. Sonrasında o ajanstan Cihan dedi ki bir video çekelim mi? Olur dedim. Hatta bana da çekelim dedim. 2 tane YouTube videosu yaptık. Biri onun kanalında, biri benim kanalımda. TikTok videosu çektik Cihan'ın hesabında. Bana da çektik. Çekmeye çalıştık. Beceremedik. Hatta ben kamera arkasını yayınladım. Cihan'la gayet arkadaştım. Cihan'la samimiyetim nereden geldi size onu da söyleyeyim. Bunca zaman konuşmama sebebim buydu arkadaşlar. Ben Cihan'ı defalarca söyledim. Bak, bunu ben söylemek zorunda kalmayayım. Lütfen çık, kendin söyle. Kendin açıkla. Cihan dedi ki ben bu konulara karışmak istemiyorum aslında. Çünkü neden biliyor musun? Ben o kadar çok çektim ki dedi. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. O karşı taraf duran bir insan değil dedi. Yine bir şey söyleyecek. Yine bir şey olacak ve konu uzayacak aslında. Ben o yüzden çok yıldım artık hani. Bak, uzun süredir bunlarla uğraşıyorum. Bir şey söylemek istemiyorum o yüzden dedi. Kariyerimle alakalı da böyle bir açıklama yapmak istemiyorum dedi. Bana da düşmez diye ben de sustum. Ama bir yere kadar. Yine de isim vermeyeceğim. Cihan da geliyordu. Cihan'la da görüşüyorduk, ediyorduk. Cihan'la arkadaş olmuştuk. Ama hiçbir şekilde şey, yani ne bileyim, Ece konusu geçmiyordu. Ece'yle de oturduğum zaman hani Cihan hakkında anca hani şey konuşulsa da ben ona gidip Cihan'a söylemiyordum. Cihan'la alakalı bir şey Ece'ye söylemiyordum. Neyse, sonrasında Cihan benim arkadaşımla işte bir ilişkiye başladı. Flörtleşme dönemine başladı. Sonrasında yapamayacaklarına karar verdiler ve yakın zamanda bunu bitirdiler. Bunun açıklaması bana düşmüyordu. Ondan dolayı çıkıp da ben bunu söylemek istemedim. Cihan'a hatta dedim ki story tür atar mısın? Sen söyler misin dedim. Cihan dedi ki ben de şu an kariyerimi böyle bir şeyle zedelemek istemiyorum. Bunları konuşmak istemiyorum dedi. Ondan sonra burada Cemre'yle küs değilim, barıştım mı diye sormuşsunuz. Ondan sonrasında ise arkadaşlar şöyle oldu. Ece tabii bir şeyleri yanlış anlamış. Şimdi yani Cihan'ın sivitiyle soru atmışsın şöyle böyle diye. Benim ailem hani şey bir şekilde yetiştirmedi beni. Gayet ben bir arkadaşımın, çünkü benim ne yapamayacağımı o kadar iyi biliyorlar ki. Hani hangi konuda nasıl bir duruş sergileyeceğimi bildikleri için. Ben bir erkek arkadaşımın evine de gidebilirim. O da benim evime gelebilir. Bununla hiçbir sıkıntı yok. Şöyle Meg'le Cihan benim evime gelmişlerdi. Benim bir tane sit oyuncağım vardı, kapıya asılı, onu çalıp götürmüşlerdi. Ben de o gün Cihan'ın evindeyim. Cihan yok bu arada. Onun ev arkadaşı Tolga var. Tolga'ya dedim ki bunlar benim oyuncağımı çaldıysa dedim. Sen dedim Cihan sivitlerini çok seviyor. Bir tanesini bana ver dedim. Story'den de işte Cihan sivitini çaldım diye story attım. Bu arada salondayım. Arkamda televizyon var. Ece yayın açıp bunun Cihan'ın yatağında olduğunu iddia etti. Hatta dedi ki ben de ona cevap verdim dedi o story'sine. Evet, Ece benim soyuma cevap verdi o sırada arkadaşlar. Nerede? Hemen bakalım.
Bir saniye şuradan bulayım. Ben bu konu hakkında bu arada bir kere konuşacağım. Artık sıkıldım çünkü. Gerçekten sıkıldım, yoruldum, bunaldım ve üzüldüm. O yüzden bence bu son konuşmamız olsun bu konular hakkında. Size açıklayayım. Nerede? Ben o story attıktan sonra Ece bana şey yazmış. Şaka mısınız AMK? Yarın sevgiliyiz diye de çıkarsınız AMK midesizleri. Allah aşkına uzak durun benden ya, midemi bulandırmayın diye DM atmış. Ben direkt zaten bunu, bu arada story buydu. Bakın televizyon var arkada, ayaktayım, salondayım. Cihan da dışarıda o sırada. Ben Cihan'a WhatsApp'tan mesaj atıyorum diyor. Screenshot'ını atmışım. Bak Ece böyle böyle söylemiş. Daha cevap vermedim. Vermeden takipten çıkmış. Aşırı sinir oldum şu an. Zaten açıklamayı hak etmiyor. Arkadaşım olsa önce bir cevap beklerdi diye mesaj atmışım. Cihan da bana demiş ki ya görüldü at bırak. Bu kendisi gibi sanıyor herkesi. Yani yatak mı, kişi kendinden bilir işi yazmış. Ben de cevap vermemişim. Sonrasında işte uzun makarna çıkıp böyle şeyler konuşmaya başladığında Ece de oradan atlayıp demek ki Cihan'la da fık fık şöyle böyle falan diyor. Cihan benim arkadaşımla. Cihan benim arkadaşımla birlikte. Şimdi şunlar da gelir bu arada. Net eminim. Aa, demek ki senin arkadaşınla ve seninle aynı anda fık fık diye bir şey gelir. Biz yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir insan olamaz. Böyle bir karakter olamaz. Sonrasında da şunu da söyleyeyim. Çok kırıldım, alındım. Olaylar işte benim hakkımda konuştu. Sen de yine çıkar saçını kesersin. Hatta bir dakika, ben avukatımı attım. Avukatım da olması lazım. Oradan bakacağım. Efendim aşkım. Yayın yapıyorum. Şu an yayın yapıyorum. Seni sonra arayayım mı? Öptüm, bay bay. Oy. İşte şey demiş. Saçını yine kesersin, kendini acındırırsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Yanımda olan insan. O sırada destekçinim, yanındayım diyen insan bunları söyleyen. Yine de önce çok alındım, kırıldım. Neyse, ertesi güne mesaj attım kendimi açıklamak için. Sonra bir ara vazgeçtim. Dedim ki arar, hani konuşurum insan gibi. Sonra sildim onları. Herkesten sil yaptım, ararım diye. Ece bana bunları artık söyleyeceğim. Ece bana dedi ki kafa işte ne yüzsüz karısından Mekke. Ben senin varlığını bile unuttukça zorla kendini hatırlatıyorsun. Hoşuna gitti herhalde sosyal medyada kaşarlığına konuşulması. Ama benden bu kadar kusura bakma. Zaten bitiksin, sana daha fazla prim vermeyeceğim. Milletin ya da benim eskilerimize takıl. Belki kaşarlığın tescillenir de 3-5 izlenme alırsın. Aç oğlu aç. Bana da yazma. Ben senin diğer kavga ettiğin kimseye benzemem. Uğraşmıyorum, kendini uğraştırma. Ben Ceren'e de benzemem. Kimseye benzemem. Git tarzında bir şey söylüyor. Burada bakın hakaret de var, küfür de var, her şey de var. Burada kendisi sonrasında storiesinde sadece benim küfrettiğim yerlere koyuyor. Ve diyor ki durup dururken bana küfretti diyor. Sonrasında ben bakın insan gibi açıklamamı da size direkt okuyayım. Ece, öncelikle yayında da burada da söylediklerin kırıcı ve aşağılayıcı. Ayrıca sana hastane zamanlarımızı anlattım. O kötü dönemlerle dalga geçerek konuşman da şaşırttı. Cihan'la benim arkadaşım Fortis'te komşular, onlar birlikteydi ve ikisini de ara sor. Sürekli karşı çıktım. Senin bana yazdığın gün Cihan'ın aynı anda konuştuğu başka bir kız vardı evde. Arkadaşım o durumu gösterip ben sana demiştim demek için o sırada oradaydım. O kız Tolga benim arkadaşım, ben evdeydik. Ben olaylara dahil olmak istemiyordum. Meg'le ikisi benden oyuncak çalmıştı. Ben de bir sweetimi çalayım dedim. Tolga'dan istedim. Story attım. Sense direkt hakaret ettim ve açıklama bekledim. Kusura bakma, ben işlerimi sizin gibi ağzımı bozarak kalp kırarak çözmüyorum. Yaptığın gerçekten ayıp. İnsan gibi sorsan, insan gibi sana neden anlatmayayım? Arkadaşımdın. Siz de huy sanırım arkadaşlarınızı sürekli üzüldükleri yerden vurmak. Atmaya çalıştığın iftira değil de hastane zamanları hakkında konuşmaların yaktı canımı gerçekten Ece. Beklemezdim senden. En azından TV'de sana yapılanlardan sonra vicdan sahibi olmanı beklerdim. Sosyal medyada her daim içeriklerimle konuşulmak isterim. Sizler gibi amacım gayem hiçbir zaman seviyesiz kavgalarla konuşulmak olmadı. Hala kullandığın cümleler şaka gibi yazmışım. Sonrasında beni engelliyor. Sinirlendim tabii ki de. Ona bu mesajı adam akıllı okusun görsün diye arkadaşımın numarasından attım. Bana şey yazdı. Şurada.
Bu numarayı kendi numaranla karıştırdın herhalde. Önüne gelene veremezsin. Sokaktan geçen birinin numarası değil. Bu karşında kim olduğunu bil. Demişim ki edebini takın Ece. Önüne gelen telefonu bunu kaydedemezsin. Edepten bahseden Cihan'ın sivitiyle Cihan'ın odasında story atan Kaşar Aslı. Diyorum ki terbiyeli konuş. Sonra şey demiş, Kaşar demişim, az dedim sanırım. Ben de demiştim ki mesajı okuyacak mısın ve orası salon demişim. Okumayacağım, merak etmiyorum, ilgilenmiyorum. Seni ben Cihan'la yüz yüze getirdim. Size açıkladığım gibi Ecem Mayınlansman'la tanışmıştık, biz alakası yok. Ben ayrıldığım gibi koşa koşa evine girdin. Size durumu da açıkladım. Şu an arkadaşımla bir ilişkisi olduğundan dolayı arkadaşımın arkadaşı olarak o evde bulunuyordum ki Cihan Onur'un arkadaşı. Senin bana yapacak açıklaman yok. Ben niye Onur'un Cezen'in evinde değilim? Kaşar olmadığım içinmiş. Tamam. Şimdi sen evinde olduğun herkesle birliktelik mi yaşıyorsun? Bunu mu demek istedin? Derler adama. Tamam bile. Filtrelemiyorum. Çünkü böyle bir hak var elimde. Bana dediler ki screenshot'ını al. Hesabın screenshot'ını al. Dava edeceğiz. Hepsini tek tek. Yaşları küçük olsa da ailelerini dava edeceğiz. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bir para cezası oluyor hakaretin. Başka cezaları da oluyor. Para cezasını uygun görüyorlar genelde. Karşı taraf daha da hasar almamak için. Sizden bana ettiğiniz hakaretler için filtrelemiyorum, kapatmıyorum. Çünkü sizden bana ettiğiniz hakaretler için aldığım parayı da çocuk esirgeme kurumlarına bağışlayacağım. Hepsinin de her şeyini göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu hesap. Bu hesabı gerçekten kullanan isim buymuş. Bana böyle böyle bir küfür yazmış. Bu küfürden kazandığımız para bu. Size sözüm olsun. Bakın bunu da bu çocuk esirgeme kurumuna bağışlıyorum diye size bunları göstereceğim. Ve belki de bir sevap işlemiş olacaksınız. Yazdığınız hakaretlerle. Bundan sonra böyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendimi ifade ettiğim yayınlar açıp daha iyi tanırsınız. Çünkü bizi kişisel hayatımızda hiç tanımıyorsunuz. Hiç bilmiyorsunuz karakterlerimizi, onu bunu. Birkaç kişiyle yan yana gelip video çekiyoruz diye en iyi arkadaş ilan ediyorsunuz bize. Veya çok yakın ilan ediyorsunuz. Ama benim en iyi arkadaşlarım var ve onları sosyal medyadan uzaklaştırıyorum. Normal üniversitelerini okuyan arkadaşlarım var, her gün yanımda olan. Onları işte böyle yerlerden uzak tutuyorum. Onlardan biriyle Cihan sevgili diye başımıza bunlar geldi. Ben arkadaşlarımı böyle insanlardan, böyle yerlerden uzak tutuyorum. Bu kadar. Bu konular hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Neymiş şimdi, yorumlara bakalım. Devletin işi gücü yok seninle mi uğraşacak? Devletimizin kanunları var, hukuku var. Hukuk diyor ki birine hakaret ettiysen, birinin özel hayatını ihlal ettiysen, biri hakkında birilerini yönlendirip, teşkilatlandırıp da hakaret üstüne hakaret ettirip bir insana psikolojik şiddet uyguladıysan hukuk var diyor. Sen bunu dava edebilirsin diyor. Ama evet, işler biraz geç işliyor. Diyorlar ki davanın sonucu belki 7 ay 8 ay sonra çıkar diyorlar. Bu kadar hızlı olmaz diyorlar. Bekleriz. Vakitten bol ne var? Bekleriz. O davaların sonuna kadar gideceğim. Devletin işi gücü yok. Benim davalarım da mı ilgilenecek? Devletin bir sürü işi gücü var. Ve benim davalarım birazcık bekleyecek. Ama sonunda bir sonuca varılacak. Onun dışında bakalım. Sorularınızı yine devam edeceğim bu arada. Efendim? Kapıda mısın? Yukarı gel. Yukarıdayım. Yayındayım, yukarıdayım. Onur'un annesi var evde. Açmadı mı? Hadi yukarı gel, tamam. 19. Bay bay. Evet. Şimdi bakalım başka sorularınızı cevaplayayım. Bu arada arkadaşlar kariyerimle alakalı güzel planlarım var. Bana birileri çıkıp şey dediler. İşte ben bana mesajda yazılan şeyi söyleyeyim. Bir saniye. Bulacağım. Buğra! Yeşim! Bir saniye. Kapı çalıyor. Bir de senin telefonunu verir misin? Evet.
Bana hani bir tane konuşmalar vardı ya, onu açarak verir misin? Ece'yle olan konuşmalarımızı açıp, senden konuşmuştuk. Bana onu versene. Bir şey daha söyleyeceğim çünkü içimde kalmasın. Hoş geldin beni. Hoş bulduk. Sana sürpriz yapacaktım. Karışık biraz dur. Sürpriz mi yapacaktın? Evet, yapamadım. Yandan yemiş, sürpriz oldu. Bu arada benim yorumumu silmişsin kanka, yazmışsınız ya, benim de bir psikolojim var. Benim de bir ruh halim var. Tabii ki de bazen ben de dolup sileceğim. O kadar hakaret görmek ben de istemeyeceğim. Hani insanım ya biraz. Yani burada da ağlamamak için gülüyorum. Sonra dersiniz ki Aslı ağladı yayında. Aslı kendini acındırdı dersiniz. Ya da şu cümleleri kurdurturum insanlara diye. Ver bana mesajı. 5000 kişi mesaj attığı için bu arada onu da açıklayalım. Benim numaram bu. Aslı diye sormayın. Evet evet, Buğra'nın numarası. Değiştirdim zaten de. Storiesinde yayınladı. Ayıp ya. Bir Ece ile direkt konuşma var. Direkt şey var. Şey ya. Bir de o başkanım Ece'nin... oradan yaz ya bak. Evet şu, evet. Bu kişiyi engellediniz. Bir de şu Ece ona. O ikisi. Dur, bu mu? Şu bu kişiyi engellediniz yazıyor. Dur burada bir dakika. Burada senin mesajın var. Onun mesajı var. Bir de Ece'nin aynı hesabında var. Sansürlemem gereken yerler var. Onları söyleyeceğim. Lütfen küfür okumayayım yanlışlıkla. Evet. Evet, Ece'nin bana attığı son mesajlardan. Kendisiyle alakalı, yani kendisini yayınlamadığı. Ben de onları söyleyeyim. Bana şey yazmış. İnsanlar kapıyı kapatır mısın? İnsanlar bana ne yapıyorsa az yapıyor demişsin. Haklısın. Her yaptıkları şey beni yükseltiyor. Görüyorsun değil mi? Benden senelerce önce başladın sosyal medyaya. Banka hesaplarımızı karşılaştıralım mı? YouTube, TikTok izlenmeleri. Var ettim dediğin ne var? Milyonlarca izlenmiş şarkılar, dizi projeleri. Büyük başın derdi çok olur Aslıcığım. Bilirsin diyeceğim de nereden bileceksin? Hayattaki en büyük başarın Cezen'i Burak'la birkaç ay nokta nokta yapmış olmak olduğu için sen bunlardan anlamazsın. Senin yaptığın kaşarlık, midesizlik hep söyledim. Tek başına bir kadın olarak ayakta duramıyorsun. Arkadaşlarının eski sevgilileriyle aynı evde kalmak normal bir şey değildir. Ben kimsenin eski sevgilisi aynı evde kalmadım bu arada. Tek başına ayakta duramıyorsun demiş ya. Sonra da diyor ya Cihan'la birlikte. Yani ne? Cihan'la mı ayakta duracağım? Yusuf'la mı ayakta duracağım? Siz bunlara inandınız mı? Ya da Onur'la mı ayakta duruyorum? Maddi olarak bahsediyor ya buradan. Ben kendi paramı kendim kazanabiliyorum. Kendi kendime bakabiliyorum. Evet, kendime ait olmayan ama kirasını rahatlıkla ödeyebildiğim bir evim var. Ondan sonra şey gelmiş. Bak. Saçlarını kesmiştin, ağlayıp duruyordun. Herkes sana zavallı gibi baktı. Zavallıydın. Yalan mı? Onur bile zoraki duruyordu yanında. Kendine bir şey yapmaman için. Beni Onur'la ayrıyken aynı şekilde görsen ne hissedersin? Onur'un evindeyim. Asla bilemeyeceksin. Çünkü ben senin gibi kaşar değilim. Arkadaşlarımın sevgilisi abimdir, kardeşimdir. Ama senin öyle bir özelliğin yok. Diyor ki burada zavallıydın. Zavallı gibi baktı herkes sana. Saçlarını kestiğinde şöyle böyle bunları söylüyor. Ya nasıl insansın ya? Nasıl insansın sen? Arkadaşken benim yanımdaydın. Nasıl bir insansın? İnsanların zor günlerinden faydalanabilmek nasıl bir insanlık? Düşünsenize, bir gün depresyon da bir psikoloji şeyidir arkadaşlar. Bunun ilaçları vardır. Depresyona girdiniz. An geldi. Hepinizin yaşayabileceği bir şey. Fazla sınav stresinden de olabilir. Bir şey de olabilir. Depresyona girdiniz. Hastanede tedavi gördünüz. Böyle şeyler yaşadınız ve çıkıp arkadaşlarınız size bunları söyledi. Zamanında yanında olan, sen güçlüsün diyen arkadaşlarınız. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bir insanı en kötü gününden vuran insana yazıklar olsun. Banka hesapları mı, o mu, bu mu? Yapmışsındır kardeşim. Helal hoş olsun. Maddi her şeyin sana Allah kat katını versin. Tamam mı? Beni ilgilendirmiyor. Benim de hayallerim var. Benim de kariyer planlamalarım var. Ben de bunca zaman iyi kazandım, iyi yedim, iyi harcadım. Allah'a şükür kendime yettim hayatımın. Bunca zamanına kadar kendime yettim. Bundan sonrasında evvelallah yetmeyebilirim. Bu arada hani kariyer planlamam, evet milyonlarca izlenen belki şarkım yok. Olmayacak da büyük ihtimalle. Ama mesela oyunculuk düşünüyorum. Oyunculukla alakalı planlarım var. Şu an görüşülen projeler var. Güzel şeyler var. Olacak.
Cumartesi günü mesela oyunculuk eğitimine başlıyorum. Bir şeyler konuşuldu edildi. Çok güzel TikTok'larım var. Hepsinden daha güzel TikTok içeriklerim var. Uğraştığım zaman neler yapabileceğimi de gösterdim insanlara. Orada benim profilimde özel bir link olarak var orada. Güzel uğraşılmış videolarım. Çok iyi içeriklerim var. Ben bunlarla gurur duyuyorum. Ben bunların başarı olduğunu düşünüyorum. Elini vicdanına koyup da kim şu şunu dedi, bu bunu dedi diye bana hakaret etmek istemeyen herkes de o içeriği izlediğinde vay be der. Dedettiririm. Çünkü yaparım. Canım isterse en iyisini yaparım. Canım istemiyor diye bunu yapamayacağım anlamına gelmiyor. Oy, vallahi yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bir de spora git diyorum ya. Karın kaslarım ağrıyor konuşurken. Öyle. Evet, dediğim gibi bu bir Aslı Güler yayını. Modumuz yüksek başlarız, modumuz düşük bitiririz. Çünkü niye? Aslı Güler'de her zaman linç vardır. Linç nerede? Aslı Güler'in profilinde her zaman. Ama biz hepsinde ayakta kaldık. Bunu da atlatırız. Sıkıntı yok. Bundan sonra ne yazmak istiyorsanız yazın. Dediğim gibi hakaretlerinizle güzel sevapları işleyeceksiniz. Hakaretlerinizden de çocuk olanlar büyük ihtimal genel olarak böyle şeyler konuşan eden insanlar. Çünkü aklı başında bir insan bir insana namusundan dolayı laf etmez. Ondan dolayı kardeşlerim için söylüyorum. Hala kardeşimsiniz, sıkıntı yok. Yaparsınız bir hata, ders alırsınız, biter geçer. Ama insanların namusları hakkında böyle konuşuyorsunuz ya. Aileleriniz sizin yüzünüzden para cezası demek zorunda kalacak. Ama içinizi ferah tutun. Ailenize söyleyin. Ben evet birine bir fenomene küfür ettim. Bir fenomene hakaret ettim. Bir fenomene fık fık adı altında aslında çok ağır bir şey söyledim anne baba. Ama merak etmeyin ben bunu yaptım. Bu paralar çocuk esirgeme gitti. Biz bu paraları evet verdik ama çocuk esirgeme kurumlarına bağışlandı. Yine bir iyilik yaptım diye artık teselli edersiniz ailelerinizi. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Sevenlerimi çok öpüyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki ben bütün sevenlerimin hepsinin, ailemin hepsinin yorumlarını teker teker beğenirdim. Ben de insan olduğum için profilimde moralim bozuluyor yorumları okudukça. Ondan dolayı okuyup da beğenemediğim herkesten tek tek özür diliyorum. Yorumları davalar bittikten sonra filtreleyeceğim ve sonra hepinize tek tek tekrar ilgileneceğim. Çünkü siz ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar çok ilgilendiğimi siz çok iyi biliyorsunuz. Her zaman beni destekleyen, yanımda olan, bu yolda benimle birlikte yürüyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Umarım çok daha güzel şeyler yapacağız. Çok daha güzel yerlere geleceğiz. Çok daha büyük iftiralara da uğrayacağız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten büyüdükçe böyle şeyler başımıza geliyor. Umarım onlardan da beyallah çıkarız. Diyeceklerim bu kadar. Uzun uzadıya da devam etmeye gerek yok. Bundan sonra ara ara elimden geldiğince yayın açacağım. Sizlerle en azından burada görüşeceğim. Burada konuşacağım. Hoşçakalın. Bir kusurum olduysa, bazı mesajları okurken ağzımı bozmak zorunda kaldıysam mesaj okuduğum için affola. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kimsenin kalbini bundan sonra kırmayın. Kimsenin günahına girmeyin. Yapmayın.